Rıçhan Hanım, annemin sizinle bir düşmanlığı, bir derdi yok. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Ben de öyle sanıyordum. Aramızdaki sular duruldu diye inan sevinmiştim. Ben ona kalbimi açmıştım. Ama belli ki o geçmişin kinini atamamış üstünden. Ya bak, defalarca konuştum onunla. Kaseti bana ver dedim. Ama o her defasında başka bir bahaneyle savuşturdu beni. Yok Sadık yanımda, verirsem işkillenir. Yok müsait değilim, işim var. Yok nerede olduğunu bilmiyorum. Sonra da dalga geçer gibi Ayla'nın eline sizin düğün kasetini tutuşturmuş. Sen olsan ne düşünürdün Türkan Allah aşkına? Sonlar? Biraz konuşabilir miyiz? Okula gidecektim, çok vaktim yok. Bekleyecek bir konu değil, önemli. Olur, gel canım, gel. Taze çay var, içer misin? Hayır. Otur. Evet, seni dinliyorum. Nesin anne? Bunca yaşanandan sonra biz birlikte çok büyük bir aile olduk. Büyük badireler atlattık. Tamam, benim sizin kızınıza karşı hatalarım oldu, kabul ediyorum. Fakat telafi etmek için elimden geleni yaptım, yapıyorum da. Öyle ya da böyle, sizin bu birlikteliği sonuna kadar desteklediğinizi ve bana inandığınızı düşünmüştüm. Evet, inandım. Doğru. Çok destekledim. Göz yumduklarım da oldu. Ama Somer'cim, yani bazen ne kadar zorlarsan zorla, olmuyor işte. Vakti gelmişse eğer ayrılığın, yani o zorlamak, süreci uzatmaktan başka bir işe yaramıyor. O yüzden hayırlısı neyse olsun. Sizin hayırlısı olsun dediğiniz ayrılmamız mı? Ya kızınız hamileyken bunu nasıl isteyebiliyorsunuz? Somer, ben durduk yere böyle bir şeyi istemiyorum. Böyle bir şey söylemiyorum. Türkan çok zor şeyler yaşadı. Hangi birisini unutalım? Hı? Hangi birini sayalım? Annenle yaşadıkları, annenin ona yaşattıkları, o maruz kaldığı duygusal şiddet, senin bitmeyen ilişkin yüzünden bebeğini kaybetti Türkan. Benim Mine'yle bir ilişkim yok. Bugün yok. Yarın ne olacağını nereden bileceğiz? Nereden biliyoruz? Öyle ya da böyle Türkan'ı koruyamadın bu sıkıntılardan. Annenin hakaretleri, dayağı, yaşattıkları da cabası. Cehennemi yaşadı benim çocuğum. Hangi birini unutalım? Hı? Hepsi affedildi diyelim. Siz birbirinizi seviyorsunuz diye zaten göz yumduk hepsine. Ama unutma, sizin bir araya gelmeniz için yine en çok uğraşan bendim. Bunun için çok uğraştım. Ama bu son yaşananlardan sonra... Yani sizin ailenizin içindeki gerilim hiç bitmiyor ki Somer. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Ben Türkan'a da kusursuz demiyorum. Haklısın, benim kızımın da hataları var. Ama biri bitmeden bir diğeri başlıyor. Kızım yuvasını durduk yere terk etmedi ki. Üstüne bir de annen tehditler yağdırdı. Ay, Türkan'ın hamile olduğunu öğrenene kadar siz boşanın diye yapmadığını bırakmadı, biliyorsun. Ve siz de bunun acısını annemi polise şikayet ederek mi çıkardınız? Annem böyle mi anlattı? Görüyorum ki seni yanlış bilgilendirmiş. O halde ben izah edeyim sana. Kızların kamerasıyla sizin evinizde bazı görüntüler çekilmiş. Ben bunları gördüm. Annene söyledim. O kaseti Ayla'ya teslim ettim. Onun dışında benim bu konuyla hiçbir ilgim yok. Yani polis molis benim uğraşacağım işler değil Somer. Nesin anne? Siz anneme Türkan'la benim düğün kaydımı yollamışsınız. Annem sizden defalarca istemiş, vermemişsiniz. Şimdi size kalkıp da inanmamı beklemeyin lütfen. Anlaşıldı. Benim ne dediğimin bir kıymeti yok artık. Tamam Somer, sen annene inan.
Ben yoruldum artık. Kızım da yoruldu. İyi tamam. Tamam boşanacağız zaten. Mahkememiz var yakında. Ayrılırız. Siz de huzurunuza kavuşursunuz. En doğrusu da bu. İstemiyorum ben artık. Yani gönül koyacaksan da koy Somer. Ne yapalım, inceldiği yerden kopsun. Annenle de savaşmaya gücüm yok. Bile bile kızımı yine aynı cehennemin içine atamam. Yeniden bir araya gelmenizi istemiyorum. Çok yazık ya. Gerçekten çok yazık. Siz benim annemi karalayarak evliliğimizi bu noktaya getirdiniz. Bize ayrılmaktan başka çare bırakmadınız. Hiç yakıştıramadım size. Fakat ne olacak biliyor musunuz Nesin anne? Yarın bir gün benim çocuğum doğduğunda sizin karşınızda sizden çok daha acımasız bir Somer olacak. Bunu unutmayın. Bu da sana yakışmadı Somer. Daha doğmamış çocuğun üzerinden beni tehdit ediyorsun öyle mi? Yazıklar olsun. Somer mi oğlum? Nesin ne oluyor? Nesin sen ne diye bu kadının işlerine bulaşıyorsun ki? Ya Sadık aşk olsun ya. Sen benim ne dediğimi duymadın mı Sadık? Sen de mi inanmıyorsun bana? Olanları kendini anlattın. Ben senin anlattıkların arasında bir tutarlılık göremiyorum ki. Ne yani? Polise durduk yere haber uçmalı ya. Ben anlamıyorum ki. Çıkamıyorum işin içinden. Bak Türkan hamile. O haldeyken evliliğini bitirmeye çalışıyor. Farkında değil misin? Onların yuvası yıkılırken sen hala Rüçhan'dan intikam alma peşindesin. Tabii benim bütün işim gücüm bitti. Rüçhan'ın arkasından fırsat bekçiliği yapıyorum değil mi? Rüçhan'ı ben ihbar ettim. Yüzüne gülüp arkasından işler çevirdim. Ben böyle biriyim değil mi Sadık? Ya bırak Allah aşkına ya. Bırak. Aa! Hayret! Efendim anne. Türkan, kızım Somer'le ne geçti aranızda sizin? Nedir bu evime gelip karşıma çıkıp bana bu kadar hakaretler yağdırmak? Ha? Neyin terbiyesizliği bu? Rüçhan Hanım olanlar... Sen de mi onlar gibi düşünüyorsun kızım? Anne, Rüçhan Hanım olanları anlattı. Konuşmuşsunuz kaç kere. Ben ne diyebilirim ki? Aranızda kalması gereken şey emniyete kadar gitmiş. Türkan, sana inanamıyorum. Ben de sana inanamıyorum anne. Kadın perişan halde. Özer baba evden kovmuş. O acıyla çıkıp bana geldi. Sana mı geldi? Ya ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Şimdi seni mi bana düşman etmeye çalışıyor? Nedir? Anne lütfen. Kadının halini görsen böyle düşünmezdin sen de. Tamam kızım tamam. Kapat telefonu. Ben anladım neyin ne olduğunu, kimin ne olduğunu. Kapat. Konuşabilir miyiz? Beni kızınızın evinden kovmak için mi geldiniz? Rüçhan Hanım, bu başınıza gelenlere çok üzüldüm. İster inanın ister inanmayın, bu olup bitene benim bir dahlim yok. Sizden bir korkum da yok. Gerçekten size zarar vermek isteseydim, çıkıp ben yaptım derdim. Ama ben yapmadım. Bu yüzden Somer ve Türkan'ı bu asılsız düşüncelerinizle doldurup üstüme göndermeyin artık, rica ediyorum. Kızımın evine de bu yüzden geldiğinizi biliyorum. Yoksa siz çaresiz duruma düştüğünüzde geleceğiniz en son kişi Türkan'dır. Ben sizi cezalandırmak için gelmedim kızınızın evine. Öyle mi? O yüzden mi Türkan bir yandan Somer bir yandan bana hesap soruyorlar? Bakın bu asılsız suçlamalarınızı bir kenara bırakın artık. Rica ediyorum. Kim yaptı peki? Bilmiyorum. Mantıklı bir açıklamanız yok Nesrin Hanım. Ben buraya itiraf etmek için geldiğinizi düşünmüştüm. Yazık. Biliyor musunuz? Türkan bana inanıyor. Ben zaten bu yüzden buradayım.
Türkan'ın adalet duygusuna inandığım için. Biliyor musunuz Rüçhan Hanım? Gerçekten sizi anlamaya, gerçekten size hak vermeye çok uğraştım. Hatta bir an başardım zannettim. Keşke şu anda başımı omzuma yaslayıp ağlayan o kadınla konuşabilseydim. Hiç olmazsa o zaman başına gelenlere birlikte ağlar, ona zarar vermek isteyenlere karşı birlikte mücadele ederdik. Ama siz gerçekten size iyi olanı elinizin tersiyle itmeye alışmışsınız. İnsan kalbinin ekmeğini yermiş Rüçhan'ın. Ne kadar doğru. Çok yazık. Çok üzülüyorum sizin için. Benim kimsenin merhametine ihtiyacım yok. Hep aynı kibir, hep aynı reddediş. Bir gün buna pişman olacaksınız Rüçhan'ın. Ama o gün sizinle yüz yüze gelmeyelim. Çünkü artık size üzülecek ufacık bir vicdan kırıntısı bile kalmadı içimde. Yazıklar olsun.